pazar yeri gibi, yani pazar yeri bu burası. Çok insanlar var. Böyle çok dar bir yol var. Oradan ilerliyorum şu anda. Yürüyorum, devam ediyorum. Evet. Sağa soluma bakıyorum. Böyle bir şey, kilim, halılar falan var dışarıda ısıyor. Böyle ne denir ona, kilimci dükkanı değil mi? Evet, doğru Kilimci rüyadasın. Evet. dükkanı. Anlattıklarınız hep doğru, rahat olun. Doğru mu? Doğru, rüyanız doğru. Bir kilimci dükkanı var şimdi. Orada bir adam duruyor. Bana böyle yapıyor. İçeri gelmemi söylüyor. İçeri girin diyor. Şimdi içeriye giriyorum. İçerisi çok büyük, çok farklı değişik halılar var. Böyle renkli, desenli, işte modern ama eski. Daha çok bizim böyle bildiğimiz bizim Türk halkına ait kilimler bu şekilde görüyorum. İçeri girmemi söyleyen kişi, şu anda yüzünü tam algılayamıyorum. Elinde bir kağıt var ve bana bu kağıdı veriyor. Kağıdı bir yere götürmem gerekiyor. Kağıdı şu anda açtığımda şu an ne yazdığını göremiyorum hocam. Okuyamıyorum şu anda. Tekrar beni dışarıya götürüyor şu anda. Bilmiyorum halıları neden görmem gerekiyor, bilemiyorum. Olsun. Yani Hiç eleştirmenize gerek yok. yorum Doğru, yapmıyorum. doğru rüyayı anlatıyorsunuz. Dışarı çıkıyorum şimdi. Bana bir yol gösteriyor. Bir gitmem gereken tarafı gösteriyor bana. Buradan gideceksin diyor. Devam ediyorum şimdi. Yine pazar yerine çıktım. Devam ediyorum şu anda. Şu an kadının yanına geldim. Kadın bana el sallıyor. Kağıdı ona vermem gerektiğini söylüyor. Elini açıyor çünkü. Elini açtı bana. Kağıdı bana ver diyor yani. Tamam. Kağıdı ona veriyorum. Ona soruyorum şu anda bu kağıtta ne yazıyor diye. Ben okuyamadım diyorum. Hocam ilaç diyor ama ben kişiden çıktım ya, kilimciden. Şimdi Lütfen ilaç. lütfen mantıklı mantıksız diye hiç bakma. Tamamen inanılmaz doğru şeyler söylüyorsunuz. Hiç mantık aramayın. Lütfen devam edin. İlaç. İlaç dedi. Gülümsedi bana. Şimdi dönüp gidiyor.
Şimdi bu pazar yerinden çıktık. Böyle normal sokaklarda görüyorum, dükkanlar falan var. Onun arkasından gidiyorum. Nereye gittiğine bakmaya çalışıyorum şu anda. Tamam. Yoluna devam ediyor ve mesela orada bir eczane var. Mesela şimdi oraya girmedi. Devam etti oradan. Yürümeye devam ediyor şu anda. Çünkü ilaç deyince ilaç alacak diye düşündüm. Ve siz bunu anlamaya Hocam. çalışırken, bir saniye arkadaşlar, Pardon. Deniz Hanım, siz bilgileri toplamaya çalışın arkadaşlar. Tamam. Görüyorsunuz ki Nuray Hanım'ın hatırlamadığı kısımları, hem de hiç hatırlamadığı kısımları bize Deniz Hanım anlatıyor. Buraları Nuray Hanım hiç hatırlamıyordu bile. Nasıl oluyor da Nuray Hanım'ın hatırlayamadığı rüyasını Deniz Hanım gidiyor en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. İşte bizim nasıl bir dünyada yaşadığımızı bir kez daha kanıt olarak görün ve bugün bu yaşadığımız dünyanın bütün özelliklerini anlatacağım size. Nasıl oluyor da bizim rüyalarımız dahi kayıtlı? Eğer bizim rüyalarımız kayıtlıysa, bizim kayıtlı olmayan hiçbir şeyimiz yok. Ve lütfen devam ediniz Deniz Hanım. Ama hocam işte o eczanenin önünden geçti, devam ediyor şu anda ve ben yanına yaklaştım. Şu anda elinde görüyordum. Elindeki o kağıtta böyle şey parlıyor, ışık parlıyor. Işık var elinin üstünde. Orada bir görüyorum. Onunla şu anda bir yere girdiğini, bir eve girdiğini görüyorum. Arkasından gidiyorum onunla. O ilacı yani bunu bir aile bireyi için almış. Kocası için ya da bilmiyorum bir erkek gözüküyor şu anda ama bilemiyorum kocası mı oğlu mu tabii oğlu olduğunu dünden biliyorum o nedenle şu anda emin değilim yani Oğlu 12 ama bu yaşında. ilacı evdeki biri için aldığını Tamam. biliyorum yani evine götürüyor ve bir masanın üzerine koyuyor masanın üzerine bırakıyor o kağıdı kağıtta ama böyle şey var ışık topu gibi var yani bu tamam şimdi anladım. Şey bu. Beşinci boyut enerjisi. Bu nur topu hocam üstündeki. Valla Deniz Hanım, gözünüzü açmayın, size ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim bugün aktaracağım bütün bilgileri siz en güzel, en değerli toplu şekilde şu anda ortaya koydunuz. Ve bir de bu rüyayı gördüğü için Nuray Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünkü bilgilerin hepsini daha bu sabah rüyasını görmüş. Haydi lütfen devam edin. Deniz Hanım. Nur topu dediniz, anladım. Evet, şu anda toplamaya çalışıyorum çünkü arkada duyuyorum böyle şeyler var, kargaşa var sanki şeye kızılmış kavga yani bir huzursuzluk var evin içinde. Birine kızmış galiba. O kadar algılıyorum. Yani birine kızmış ve şimdi eve geldi. İşte dediğim gibi masanın üzerine o kağıdı bıraktı ve iki tane erkek görüyorum şu anda. Onları da masaya çağırdı. Onların da masaya çağırdı ve onlara şu an anlatıyor. Bir şey anlatıyor onlara. Yani bu ilacımız bu diyor galiba. Bilmiyorum. Onu anlamıyorum hocam.
Yani halıcı dükkanındaki aldığı Evet. o reçeteyi Evet. eczanenin önünden geçmesine rağmen eczaneden Evet. ilaç almadı ve getirdi dedi ki senin ilacın eczanelerdeki ilaç değil. Beşinci boyutun Evet. Yüce Allah'ın şifası nuru asıl ilaç bu dedi. Evet Peki hocam. bu Evet. ilacı kullanıp kullanmama konusunda mı tartışma oluyor? Hayır ben eczanedeki ilacı istiyorum. Bunu istemiyorum tartışması mı nedir? Onlar çok daha çok şimdi demin sizin Nuray Hanım olduğunu söylediniz tabii şimdi ondan biliyorum ama Nuray Hanım'ı görüyorum ve Nuray Hanım onlara bir kızıyor bir şey söylüyor onlara bir şey kızıyor ve ondan sonra böyle yapıyor yani bunu almanız gerekiyor diyor. Yani bunu alırsanız diyor iyi olursunuz diyor. Evet. Ama bu kadar hocam. Bu Lütfen kadar o duymak Yüce istiyorum. Allah'ın nuru şifasını biraz bize tarif edin. Görüntüsü nasıl? Şimdi ilk ben yolda giderken işte söyleyeyim söylemeyeyim diye düşündüm. Şey gibi taş gibi gözüküyor. Böyle altın büyük bir taş gibi gözüküyordu hocam. Evet. O parlıyordu böyle. Ondan sonra ben yaklaştığım zaman ama o ışık oldu böyle. Işık olduğunu gördüm. Ondan şimdi tabii Zümrüt Arkan'ın kalbi de geldi aklıma o anda ama yani ona rağmen küçük bir taştı. Yani daha çok böyle altına benzer bir taştı. Ona yaklaşınca böyle ışık oldu orası. Ondan sonra dediğim gibi eczaneden geçti, eve geçti. İçeriye girdikten sonra masayı mı bıraktı? Ve o hala parlıyor. Yani hala böyle ışık